Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Salı gününe başlarken aslında global risk faktörlerinde düne göre bir nebze ben azalma gözlemliyorum. Bunlar da nedir? Birincisi Amerikan 10 yıllıkları dün 1.20 seviyesine dayanmıştı. Buradaki yukarı hareket genelde piyasalarda bu seviyesi olmasa bile bir sıkıntı olabileceğinin göstergelerinden en önemli endikatörü bence. Burada dünden beri 1.20'den 1.16'ya bir gerileme var. Bununla birlikte dolar endeksi de tekrar 91'in altına gelip 90.7'ye geriledi. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 2021 için bizim gördüğümüz global çerçevenin en önemli argümanı zayıf doların risk varlıklarına olan destekleyici etkisi. Bunun tersi olduğunda her zaman biraz daha fazla frene basılıyor ve iştah azalıyor. O yüzden bu şekilde çalışması bizim gibi piyasalar açısından ve diğer risk varlıkları açısından olumlu. Özellikle yani burada da Amerikan 10 yıllıklarını takip edeceğimiz seviye aslında buralardan çok daha yüksek bir seviye. O da nedir? İşte 1.7'lerin üzeri yani oldukça daha farklı bir seviyede piyasalar rahatsız olmaya başlayacaktır. Burada da baktığımız zaman normalde neden buna çok fazla bakıyoruz? Varlık alokasyonlarında özellikle Amerika'da temettü veriminin bu rakamın üzerinin altında kalması piyasalarda daha güvenli alokasyon olan hazine bonolarına kaymayı hızlandırır. Ama dediğim gibi yani Amerikalı S&P'ye baktığımız zaman işte şirketlerin orada yaklaşık %60'ının %1.7'den daha fazla bir temettü verimi var. Ancak onun üzerine çıktığı zaman fon yöneticileri alokasyonlarında bir değişiklik düşünürler. Ama her zaman dediğim gibi Amerikan 10 yıllıkları ve dolar endeksi sizin de gözünüzün ucunda takip ettiğiniz piyasada neler oluyor anlamak için önemli bir endikatör. Dolar sakin, düne göre 7.06'da başlıyoruz. Diğer tarafta baktığımızda İş Bankası'nın kârı geldi. Piyasanın beklentisinden %10, bizim beklentimizden de %18 daha yukarıda geldi. Ama ben bunun bir özel bir sonucunun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü baktığımızda iki tane kalem vardı analistleri yönlendirirken İş Bankası'nın dikkat çektiği. Birincisi swap maliyetleri, diğeri de yine provizyonlarla ilgili alacakları kararlar. Benim provizyon beklentim biraz daha yüksek olduğu için benim tahminimden %18 daha yukarıda gelmiş. Banka sonuçları çok özel bir performansa yol açmadı. Çünkü Ocak ayından beri dün konuşuyoruz. Para girişinde bir para çıkışı var. Giriş yok. Henüz daha. Ondan dolayı da genel banka hareketinin bu çeyrek kârlarıyla çok etkileneceğini zannetmiyorum. Bunun ötesinde zaten birinci çeyrek kârları da oldukça heyecan verici olmayan kârlar olacak. Yani onun dışında daha iyi kâr büyümesi getiren farklı şirketler olacak. Bence zaten ikinci çeyrekten itibaren ancak tekrar bir momentum olup olmadığını gördüğümüzde. Çünkü başka işlere bakıyoruz. Mesela işte otomotiv satışları Ocak ayında %60 arttı. İşte beyaz eşyayı datasını alacağız. Orası daha iyidir. Demir çeliğin iyi gittiğini biliyoruz.
Ama bankacılıktaki ana iş nedir? Kredi verme. Yani kredi verme neredeyse Ocak ayında durmuş durumda gibi. Faizlerin de yüksek olmasından dolayı ve geçen senenin çok yüksek bir baz oluşturmasından dolayı orada bir yavaşlama var. Yani orada bir momentum, nasıl Ereğli Demir Çelik Ağustos'ta 500 dolar HRC fiyatlarından yukarıya doğru gidince bunu fiyatlamaya başladı. Bankalarda da biraz tabii ki kredi büyümesi tarafında sinyalleri görüyor olmamız lazım ki yatırımcılar tekrar bankalar hakkında biraz daha fazla heyecanlanabilsinler. O bir önemli gösterge olacak. Çünkü evet kar büyümesi bekliyoruz ama kar büyümesinin şu andaki beklentilerdeki en önemli faktörü provizyonların azalması. Yani takipteki kredilere ayrılacak karşılıkların azalmasından dolayı gelecek bir büyüme, kar büyümesi olacak. Ama sağlıklı ve kaliteli bir kar büyümesi ana işinden elde edecekleri karın büyümesiyle gelir. Bunu da dediğim gibi ancak tekrar kredi büyümeleriyle görmeye başlayacağız. Yani banka hisseleri ancak bundan sonra tekrar kredi büyümesinin momentumu artmaya başladığında ve enflasyon kontrol altında kalırsa Merkez Bankası'nın son çeyreğe doğru faiz indirmeye başladığında göreceğiz. Asıl etkiyi ve momentumu ancak o zaman görebiliriz diye ben düşünüyorum. Çünkü tarihsel olarak da hep böyle olmuştur. Yani 2A ya kar büyümesi olacak, bu da kredi büyümesiyle destekleniyor. Ya da Merkez Bankası faizleri aşağı indirecek. Oradaki makas 2-3 çeyreklik bir avantaj getiriyor ve o da aynı zamanda yine kar büyümesine destek olan bir faktör oluyor. O yüzden dediğim gibi 4. çeyrek karları ve 1. çeyrek karları bankalar açısından hisse performansını destekleyecek bir faktör olarak görmüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Günaydın arkadaşlar herkese. Küresel piyasalara bakacak olursak uzak doğu tarafı hafif pozitif diyeceğimiz şekilde. ABD tarafında da yükselişlerle kapandı dün. %1'e yakın neredeyse yükselişler vardı. Şu an için vadelileri yatay. Avrupa tarafında da çok hafif eksi diyeceğimiz şekilde vadelileri görmekteyiz. Brent petrol 61 dolarlara kadar yaklaştı. Olumlu seviyeler bunlar. Dolar endekste Batuhan abi söylediği gibi 91'in altında, bu da yine umut verici bir sinyal diye düşünüyoruz. Endeksin güney yatay başlayacağını düşünüyoruz. Burada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için 1540 arkasından da 1550 seviyesini kırması gerekmekte. 1550 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda endekste yeniden bu zirve seviyelerine 1585'lere doğru, onun üzerinde 1600'lere doğru bir hareketlenme görürüz ama bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Genelde endeks yukarıda başlıyor, daha sonra bir satış baskısı geliyor, eksiye dönüyor. Ondan sonra yeniden bir toparlanma hareketi. Yani gün içerisinde volatilite çok yüksek açıkçası. Bu da kısa vadeli işlemleri zorlaştırmakta. Bunun dışında baktığımızda Türkcell arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Süper Online'ın halka arzı hızlandı haberiyle 17.25'lere doğru çıkmıştı. Yine 16.40'lara kadar geri geldi. Burası 16.20-16.35 arası Türkcell için alım için uygun seviyeler. Kısa vadede buradan alan yeniden yukarı yönlü hareketlerden yararlanabilir. Pegasus tarafında da 75 seviyesi kritik. Bu noktanın üzerine çıkarsa yeniden bir hareketlenme hızlanacaktır bu tarafta 77'lere doğru. Bunu söyleyelim. Tüpraş var. Burada da açıkçası 99.50 seviyesinde artık dip yaptı gibi gözüküyor. Buradan tekrar bir hareketin hızlanması için 103 seviyesini kırması gerekmekte. 103'ün üzerine çıkması durumunda yeniden bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Petrol fiyatları da artıyor. Destekleyici unsur diye söyleyebiliriz. Ereğli arkadaşlar birkaç gündür arka arkaya söylüyoruz. Burada 15 seviyesi, hatta 15.05 diyeceğimiz seviye. Kritik bölge, bu noktanın üzerine çıkarsa ki çıkacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır. Burada açıkça 15.05'in üzerinde yeniden 15.50-16 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir. İndikatörler açıkçası gayet olumlu sinyaller veriyor. Buradan bir tepki alımı, yani bir yukarı yönlü hareket devam eder diye düşünüyoruz Ereğli tarafında. Benim de hani genel olarak diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.
Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.